Ağaç Arkadaşlar Ormanı'nda geçmiş gecelerden daha değişik bir gece yaşanmaktaydı. Portakal! Şşt! Portakal! Efendim Mandalin? Portakal, uyuyor musun? Tabii ki uyuyorum Mandalin. Portakal ağaçları bu saatlerde genelde uyurlar. Asıl soru şu, sen neden uyumuyorsun? Duymuyor musun? İleriden sesler geliyor. Ne sesi Mandalin? Uyu lütfen. Eğer uyuyup gücünü toplamazsan mandalinlerin çok tatsız ve minnacık olacaklar. Sonra çocuklar mandalinlerini beğenmeyecek. Sen beni anlamıyorsun galiba. Bir ses var diyorum. Ya ağaç hırsızları gelirse ya dallarımızı kesip giderse, çok korkuyorum. İyidir canım, kötü şeyler düşünme. Nasıl düşüneyim? Bunca yıldır burada yaşarım, bu saatte ormanın içine giren kimseyi görmedim. Sakin ol lütfen, aklına kötü şeyler getirme. Sessiz ol ve bekle. Asıl bir ağacın konuştuğunu ve hareket ettiğini görürlerse başımız derde girer. Biliyorsun Ayça kızdan başka hiç kimse bu sırrımızı bilmiyor. Haklısın, bu daha kötü olur. Ama lütfen uyuma, biraz bekleyelim. Tamam. Sesler de gitgide yaklaşmaya başladı. Şşt! Gel bu tarafa. Hareket ettiğini görecekler şimdi. Portakal kendilerine birisinin iyice yaklaştığını gördü. Bu tarafa geliyor, bu tarafa geliyor. Ve ormana giren ağaç arkadaşların sırrını bilen tek çocuk Ayça kızın babası, yani ülkenin kralıdır. İşte bu. Zengin ülkemin harika ağaçları. Bakayım şunlara. Vay vay vay. Portakallarım ve mandalinalarım. Laboratuvarımda harika bir buluşun peşindeyim. İşte bu buluş gerçekleştiğinde ülkemdeki bütün meyveleri dünyanın en büyük meyveleri haline getireceğim. Bütün ülkeler benim kocaman, devasa meyvelerim için sıraya girecekler. Onları çok pahalıya satacağım ve dünyanın en zengin kralı ben olacağım. Az kaldı, az kaldı. Kral ormandan çıkıp gitti. Ne diyor bu kral? Anlamadım ki. Galiba bir iksir icat edecek ve bu iksirle meyvelerimizi olduğundan daha büyük hale getirecekmiş. Böyle bir şey yapamaz. Buna hakkı yok. Bizim meyvelerimizin boyu yüzyıllardır aynı. Doğal olana karşı gelmektir bu. Aslında fena fikir değil. Benim mandalinlerim senin portakallarından küçük diye hep üzülmüştüm yıllarca. Belki de mandalinaların portakallarından bile büyük olacak. Hiç fena fikir değil bence. Dünyanın her yerinde yüzyıllardır mandalinler portakallardan daha küçüktür mandalin. Ama belki de kralın bulacağı bu ikisi sayesinde artık daha büyük olacaktır. Nereden biliyorsun? Ama bu iyi bir şey olmayabilir. Neden? Bilmiyorum. Ama gerçekten bu iyi bir şey olmayabilir. Arka bahçemizde duran koca çınar bize ne demişti? Ne demişti? Doğal olan hiçbir şeye karşı gelmemeliyiz dememiş miydi? Ama meyvelerin boyunu büyütmeyin dememişti. Bilmiyorum. Bana bu da kötü bir şey gibi geliyor. Ben bunu kesinlikle kabul etmeyeceğim. Bence sen de kabul etmemelisin. Bu sana zarar verebilir. Hayır, vermeyecek. Benim mandalinalarım senin portakallarının boyunu geçecek diye kıskanıyorsun beni. Hayır, kıskanmıyorum. Aksine senin adına endişeleniyorum. Asıl sen kıskanıyorsun. Kıskanıyormuşum. Ne kıskanacağım? Göreceksin. Kral şu bir iksiri bir bulsun, dünyanın en büyük mandalinaları benim dallarımda olacak. Biri geliyor, biri geliyor. Sessiz ol. Sabah olmuş. Ormana tekrardan biri girmiş. Ağaçlara doğru yaklaşmış. Merhaba portakal. Merhaba mandalin. Oh, Ayça kızmış. Ayça kız nasılsın? İyiyim arkadaşlar. Siz nasılsınız bakalım? Biz hiç iyi değiliz. Çok iyiyiz. Hayır, değiliz. Evet, iyiyiz. Ne oldu size böyle? Ayça kız, az önce buraya kral geldi. Yani baban geldi. Yoksa sizi konuşurken ya da hareket ederken mi gördü babam? Hayır hayır, ama daha kötü. Daha iyi. Kötü. İyi. Arkadaşlar, size ne oldu böyle? Çok üzülüyorum. Siz ne güzel anlaşıp arkadaşça yaşayan iki ağaçtınız. Neden böyle davranıyorsunuz birbirinize? Çünkü kral laboratuvarında bir iksir çalışması yapıyormuş. Ve o iksiri bulunca bize içirecekmiş. Böylece meyvelerimiz olduğundan daha büyük olacakmış. Dünyanın en büyük mandalinalarının benim dallarım üzerinde olduğunu düşünsene. Bence çok heyecan verici. Ben kesinlikle bu iksiri içmem. Çünkü bunun yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki babam bunu neden yapacakmış? Meyvelerimizi daha pahalıya satıp zengin olmak için. Kulağa hiç de hoş gelmiyor.
Daha fazla para kazanmak için olduğundan daha büyük meyveler. Benim kulağıma çok hoş geliyor ama. Portakallardan daha büyük mandalinalar. Bak mandalin. Portakal haksız sayılmaz. Ben bu konuyu babamın laboratuvarına gidip sizin için araştıracağım. Teşekkürler Ayça kız. Bizim için yaptığın iyilikler o kadar fazla ki. Çünkü sizi seviyorum. Bütün ağaçları seviyorum. Bütün güzel insanlar gibi. Hem bana harika oyunlar öğretiyorsunuz ve ben de gidip bu oyunları arkadaşlarıma öğretiyorum. Çok ama çok mutlu oluyorlar. Ne yalan söyleyeyim, biz de bu oyunları sadece geceleri insanlar evlerine çekildiğinde sadece ağaçlar olarak kendi aramızda oynamaktan sıkılmıştık. Evet. Gece boyunca ağaçların konuşabildiğini, hareket edip yer değiştirebildiğini, sokaklarda ve ormanlarda oyunlar oynayabildiğini aklımın ucundan dahi geçiremezdim. Sen yine de bu sırrımızı kimseye verme, olur mu? Hayır hayır, kimseye söylemiyorum, merak etmeyin. Ama bugün babamın size söylediği şeylerden dolayı canı sıkkın Portakal. Bizimle oyun oynayacak mısın yine de? Tabii ki oynarım. Canım sıkkınken oyun oynamak bana daha iyi geliyor. Biraz olsun neşemi yerine getiriyor. Harika. Peki bugün bana hangi oyunu öğreteceksiniz? Bilmem. Şu iksir meselesinden bunu hiç düşünemedik. Ne oynasak ki? Benim de aklıma bir şey gelmiyor. Hadi hadi, çalıştırın saksıları. Çok özledim sizinle oyun oynamayı. Okulumdaki arkadaşlar da benden yeni oyunlar bekliyor. Sizin sayenizde okulun en popüler çocuğu oldum. Nasıl oldu? Çünkü onlara sürekli sizden öğrendiğim yeni oyunları öğretiyorum da onlar. Çocuklar en çok kendilerine yeni oyunlar öğreten çocukları severler. Harika! Arkadaşlarının seni bu kadar sevmelerine çok sevindim. O zaman sana şaşırtmaca oyunu öğretelim de sen de bunu arkadaşlarına öğret, olur mu Ayça kız? Şaşırtmaca oyunu mu? Nasıl bir oyun? Çok güzel bir oyun. Ama çok dikkatli olman gerekiyor. Tamam. Ben zaten çok dikkatliyimdir. Sen oynatmak ister misin Portakal? Memnuniyetle. Bak şimdi Ayça kız. Yaz ve kış var. Evet. Ben yazı çok seviyorum. Peki yazın hava nasıl olur? Sıcak. Tepede kocaman bir ne görünür? Güneş. İşte bu. Peki kışın? Kışın o soğuktur. Peki ne yağar? Bazen kar yağar. Her taraf bembeyaz olur ve ben kar topu oynamaya bayılırım. Güzel. Şimdi ben yaz dediğimde böyle ayakta duracaksın, tamam mı? Tamam. Kış dediğimde ise oturacaksın. Tamam, oturdum. Hah, işte böyle. Harika. Aa, çok basitmiş ama bu oyun. Biraz zorlaştıralım mı? Evet. Yaz. Ayaktayım. Kış. Oturdum. Yaz. Ayaktayım. Kış. Oturdum. Soğuk. Oturdum. Kar. Oturdum. Güneş. Ayaktayım. Sıcak. Oturdum. Ay. Ayça kız sonunda yandı. Ama oyunda son derece başarılıydı. Aferin sana Ayça kız. İşte bu oyunu okulundaki arkadaşlarınla oynayabilir, onları da öğretebilirsin. Böylece hem eğlenip hem de dikkatli çocuklar olmak için antrenman yapmış olursunuz. Vay, harika. Arkadaşlarım bu oyuna da bayılacaklar. Bakalım hiç yanlış yapmadan oyunu tamamlayan hangi arkadaşım olacak? Şimdiden merak ediyorum. Peki kralın laboratuvarı? Oraya girebilecek misin? Evet, babam genelde akşamları orada çalışır. Ama sanırım bunun için kardeşimin yardımına da ihtiyacımız olacak. Kardeşin mi? Evet, kardeşim. Onun yardımı olursa bu ikisinin size zararlı mı yoksa yararlı mı olacağını daha iyi anlayabilirim. Ya neden zararlı olsun? Büyümenin nesi zararlı? Bu büyümek değil sevgili mandalin. Sana şöyle anlatayım. Şimdi birisi bir iksir hazırlasa ve Ayça kıza içirse, Ayça kız bir anda babasından bile büyük bir kız olsa buna büyümek denebilir mi? Çok güzel bir örnek verdin Portakal. Sanırım böyle bir şey doğru olmaz. Elbette büyüyeceğiz ama zamanla ve sağlıklı bir şekilde. Ama benim mandalinalarım hiçbir zaman portakallardan daha büyük olmayacak. Evet, Ayça'nın ya da diğer çocukların hiçbir zaman babalarından, annelerinden, öğretmenlerinden daha büyük olamayacağı gibi. Çünkü çocuklar büyüdükçe, zaman geçtikçe anneler, babalar, öğretmenler de büyür. Zaman hiçbir zaman hiç kimse için durmaz mandalin. Ben zamana karşı gelebilirim. Dünyadaki hiçbir şey zamana karşı gelemez mandalin. Bunu aklından çıkarmalısın. Mesela senin portakalların şu arka bahçedeki karpuzlardan bile büyük olsun istemez misin? Ya da şu yan taraftaki kavunlardan bile büyük. Hayır tabii. O zaman meyvelerimin hiç tadı olmaz. Çocuklar sevmez, insanlar yemez. Ne işe yarar ondan sonra benim portakallarım? Benim meyvelerimin portakallarımın içinde yüzlerce çocuk büyüyor, biliyorsun bunu. Bu iksir onlara bile zarar verebilir. Evet. Ben bunu da düşünmemiştim. Ben de doğmadan önce bu ağacın portakallarının birinde annem ve babam beni yesin diye bekliyordum.
Belki de şu güzel portakalların içinde anneleri babaları o portakalları yesinler diye bekleyen bir sürü güzel bebek de zarar görebilir bu durumdan. Ama arkadaşlar, sizden bir isteğim var. Kardeşimi de sizinle tanıştırmak istiyorum. Ama Ayça kız, hani yalnızca sen bilecektin konuşabildiğimizi? Ama arkadaşlar, kardeşimin de yardımına ihtiyacımız var. Sizi tanımalı, sizi sevmeli ki size yardım etmeyi kabul etmeli, değil mi? Doğru söylüyorsun. Ama bu sırrımızı o da senin gibi hiç kimseye söylemez, değil mi? Hayır hayır, kesinlikle söylemez. Ben gidip onu alıp geleceğim. Bir yere ayrılmayın. Nereye ayrılacağız canım? Ağacız biz. Ayça kız gitti. Mandalina konuşulanlardan etkilenmiş gibi düşünceliydi ve kararsız görünüyordu. Aslında söylediklerin bir yandan da bana mantıklı geliyor ama bir yandan da mandalinalarımın kocaman olmalarını da istiyorum. Hayır, her zaman her istediğimiz olmaz mandalin. Evet, belki bir şeyi çok istiyor olabilirsin ama sana zarar verecekse ne yazık ki o isteğinden vazgeçmelisin. Ama bu çok sıkıcı. Hiç de sıkıcı değil mandalin bey. Bana bak, şimdi Ayça kız ve kardeşi gelecekler. Ayça kız gibi kardeşi de bizi çok sevmeli ki bize yardım etmeyi kabul etsin. Doğru söylüyorsun. Ne yapsak, ona bir sürpriz mi yapsak? Ağaçların konuşup hareket ettiğini görecek olması ona yeterince sürpriz değil mi sence? Doğru, ama daha da değişik bir sürpriz. Hey, sesler geliyor. Geliyorlar sanırım. Saklanalım, gel benimle. Gel bak, buradalar. Ya abla git lütfen. Sen çıldırmışsın. Ağaç hiç konuşur mu ya? Şimdi görünce şaşıracaksın. Saklambaç bile oynuyoruz biz onlarla. Ne? Ağaç da saklambaç mı? Abla sen uçmuşsun, uçmuşsun. Yok artık. Seksek de oyna ağaçla. Sen şimdi görürsün gülmeyi. Neredeydi bunlar? Orada bir yerdeydi yahu. Mandalin. Mandalin sen misin? Mandalin mi? Ağaca mandalin mi diyorsun? Mandalin ne haber canım? Neden cevap vermiyorsun? Mandalinciğim bak ben beşe kadar sayacağım. Saklan hadi. Hamdi gözlerini bir başka ağaca yumdu ve alaycı bir şekilde saymaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Aa mandalin, neden saklanmadın ya? Tüh, oldum şimdi, gördüm bak seni. Şimdi sen ebesin, say hadi. Hamdi ablasının ağaçlarla oyun oynadığına bir türlü inanmamakta. Portakal sen misin? Portakal mı? Portakal mı? Ablacığım sen iyi misin? Bir doktora mı gitsek? Sen neyin peşindesin ablacığım? Ağaçlarla konuşuyorsun. Çiçeklerle de oturup birlikte yemek yiyor musun? Hamdi! Portakal ne haber canım? Bak, bak mandalina ebe ol diyorum saymıyor. Hadi sen say da saklanalım. Saysana. Ne oldu? Bilmiyor musun? Sen de mandalin gibi saymayı. Ve portakal dayanamayıp saklandığı yerden saymaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5. Aa, bu portakalın sesi. Portakal kim? Portakal ağacı. Saklansana, bulacak yoksa şimdi seni. Portakal ağacı mı beni bulacak? Evet, bulup sobileyecek. Bu portakal ağacı mı beni sobileyecek? Evet. Abla sen ne diyorsun? Bir doktora gidelim yahu. Portakal saklandığı yerden çıkıp Hamdi'yi sobeledi. Ağaç konuşuyor, ağaç sobeliyor anneciğim. Ne oldu Hamdi Bey? Ağaçtan mı korktun sen? Abla, abla bu ağaç nasıl yürüyor? Nasıl konuşuyor? Olur mu böyle şey? Korkma ya, gel buraya, dostuz biz. Anneciğim bana mı diyor, bana mı konuşuyor? Tabii ki sana diyor. Gel hadi yanımıza. Saklanmana gerek yok, buldular artık seni. Böyle bir şey olur mu? Yok yok, rüya görüyorum. Kesin komik bir rüya bu. Abla beni bir dürt, beni bir salla. Uyandır beni abla. Rüya değil mi bu? Rüya değil mi? Evet rüya. Biz de rüyandaki çılgın ağaçlarız. Ne rüyası Hamdi'ciğim? Bizler ablanın en yakın arkadaşlarıyız. Ben mandalin. Memnun oldum. Ben de portakal. Ben de memnun oldum Hamdi. Ablan senden bahsetti hep. Aslında biz yeterince tanıyoruz seni. Yardımına ihtiyacımız var. Abla. Evet Hamdi. Söyledikleri doğru. Onlar benim en yakın arkadaşlarım. Hani sana hep yeni oyunları öğretiyorum ya. Evet. İşte o yeni oyunları mandalin ve portakaldan öğreniyorum ben. Nasıl yani? Şöyle yani. İstersen sana da öğretelim.
Evet, yeni oyunlar üretmede üstümüze yoktur. Hemen yeni bir oyun öğretelim size. Mesela az önce Ayça kıza bir oyun öğrettik. Ona benzer bir oyun daha geldi aklıma. Bizimle oynar mısınız? Tabii tabii. Oynarız değil mi Hamdi? Hamdi şaşkınlıkla kabul edecektir bu teklifi. Oynayalım bakalım. Şimdi biraz uzaklaşın bizden. Biraz daha. Evet, şu tarafa doğru. Eller havada, kafada, yanakta, dizde. Havada, yanakta, dizde, kafada. Çocuğum senin kafan göbeğinde mi? Kafa diyorum, kafa. Hamdi biraz erken şaşırmış olmalı. Aferin size çocuklar. Harikaydınız. Ben bu kadar hızlı düşünen ve dikkatli çocuğu hiçbir arada görmemiştim. Ayça kız, Hamdi gelin bakalım böyle. Harikaydınız. Vay be. Demek o harika oyunları burada bu ağaç arkadaşlardan öğreniyordun abla. Evet. Peki bundan sonra ben de ablamla gelip sizden böyle güzel oyunlar öğrenip sizinle oynayabilir miyim? Tabii ki de oynayabilirsin. Ama bunun için bir şartımız var. Değil mi Portakal? Tabii tabii. Bak şimdi, eğer bizim hareket edebildiğimizi ya da konuşabildiğimizi kimseye paylaşmazsan, kimseye söylemezsen sen de bize katılabilirsin. Tamam, söz veriyorum. Kimseye söylemem, söz. Çünkü bunu başka birilerine söylersen bizim de başımız derde girebilir. Sır saklayabileceğini düşünüyorum. Bir de benim bir isteğim var. Evet, kralla ilgili bir istek. Yani babamızla ilgili. Sanırım daha fazla para kazanmak, daha fazla zengin olmak için bir iksir icat ediyor. Ve bu iksiri ağaçlara içirip onların meyvelerini kocaman hale getirip çok pahalıya satacakmış. Ama biz bunun bize ve meyvelerimize zarar vereceğini düşünüyoruz. Yani ben tam öyle düşünmüyorum ama. Ah bu babam ah. Kral olduktan sonra sadece daha fazla nasıl zengin olurum düşüncesinde. Sadece daha fazla nasıl para kazanırım fikrinde. Ve bunu yapabilmek için artık kendinden başka hiç kimseyi düşünmez hale geldi. Artık bizimle bir dakikacık bile olsun oyun dahi oynamıyor. Ne yazık ki. Peki size nasıl yardımcı olabiliriz ki? Akşam babamın laboratuvarına girip bu iksirin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu anlamaya çalışacağız. Hamdi bu zorlu görevi hiç tereddüt etmeden cesaretle kabul edecektir. Tamam, ben bu görev için hazırım. Ben de hazırım. Harikasınız çocuklar. Bütün ağaçlar, çiçekler ve tüm doğa sizinle gurur duyuyor. Ben hala tam emin değilim. Portakallarından daha büyük mandalinalarım olacaksa bunu kabul edebilirim. Hamdi ve Ayça kız evlerine doğru dönerler. Ağaçların verdiği görevi yapmak için hazırdırlar. Ormanda yine akşam olmaya başlamış ve ağaç arkadaşlarımız dinlenmeye çekilmişlerdir. Ve yine kendilerine doğru yaklaşan bir ses duyarlar. Portakal, portakal, birileri geliyor. Efendim? Portakal uyan. Lan birileri geliyor, kalksana. Çok uykum var. Ya portakal, galiba çocuklar geliyor. Arkadaşlar merhaba. Çok gizli görevi tamamladık. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. Dinliyoruz, anlat hadi. Babam laboratuvarında iksiri hazırladı. Harika. Evet, senin de dediğin gibi eğer bu iksiri içersen dünyanın en büyük mandalinaları senin üstünde olacak. Ama... Ama ne aması? Ama anladığımız kadarıyla bu ileride senin sağlığını etkileyecek kötülüklerin neden olabilirmiş. Nasıl yani? Yani bu sene meyvelerin kocaman olacak, tamam, ama ondan sonra ne olacağını, yapraklarının, dallarının ne haline geleceğini hiç bilmiyoruz. Yani dünyanın en büyük meyveleri dallarımda olacak, öyle mi? Bak hala ne düşünüyorsun? Sen çocukların söylediği kötü şeyleri duymuyor musun? Ne olursa olsun ben deneyeceğim. Dünyanın en büyük mandalinalarına sahip olmak istiyorum. Mandalina, bence bunu kesinlikle yapmamalısın. Birazdan babam gelecek. Bizim artık gitmemiz lazım. Bizi burada görmemeli. Ayça kız ve Hamdi hızlı bir şekilde ağaç arkadaşların yanından uzaklaşırlar. Mandalina arkalarından seslenir. Ayça kız! Ayça kız! Hay Allah, duymadı. Hadi kaçalım, saklanalım. Ya ben kaçmayacağım. Ben de çocuklardan sana neler olabileceğini anlatmaya çalıştık. Artık kendi tercihin Mandalin. Ben kaçıp saklanıyorum. Lütfen yerimi krala söyleme. Sen bilirsin. Kral yaklaşırken portakal saklandı. Ancak Mandalina inadını sürdürüp orada kaldı. Sesler yaklaşıyor, çok heyecanlıyım. Kral elinde iksiriyle Mandalina'nın yanına geldi. İşte büyük gün. Dünyanın en büyük meyvelerini elde edip dünyanın en zengin kralı olmama çok az kaldı. Bu harika iksiri şimdi buradaki ağaçlara içirmeye geldi sıra.
İşte buradasınız. He? Hey, buralarda bir portakal vardı. Nereye gitti bu? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Nerede bu portakal ağacı? Neyse, sanırım ben yanlış hatırlıyorum. Ağaç kalkıp da bir yere kaçacak değil ya. Ağzı yok, dili yok, ayağı yok, kolu yok. Neyse, işte bu. Al bakalım sevgili mandalina. İç bakalım şu eşsiz iksiri ve dünyanın en büyük mandalinalarına kavuşalım birlikte. Ve işte o an, mandalina kralın hazırladığı iksiri kökleriyle içmeye başladı. İşte bu. Aferin sana. Senin koskocaman meyvelerinden kazandığın paralarla kendime koskocaman bir saray yaptıracağım. Diğer bütün krallar beni kıskanacak. Mandalina mutlu, kral mutlu. Ormanda gece olmuştu. Kral evine döndü. Mandalina yerinde uyudu kaldı. Güneş ormanın yapraklarından içeriye süzüldü ve doğayı güne uyandırdı. Aman ne güzel uyumuşum. Of, günaydın kuşlar, günaydın ağaç arkadaşlar. Günaydın mandalin. Anam, mandalin. Mandalin ne bu hal? Mandalin uyan uyan. Ne oldu portakal, ne bağırıyorsun? Mandalin üstüne dallarına bak. İşte bu, işte bu harika. Şu mandalinlere bak portakal. Şunlara bak şunlara. Kocaman karpuzdan bile büyük, harika. Sana içme demiştim, içme demiştim. Kıskanıyorsun değil mi, kıskanıyorsun. Benim meyvelerimin boyu seninkileri geçti diye kıskanıyorsun değil mi? Ah mandalin, ah. Ayça kız gece olanları merak içerisinde ağaç arkadaşlarının yanına geldi. Merhaba arkadaşlar, merak etmeyin, kimse yok, konuşabilirsiniz. Ayça kız, Ayça kız, şunlara bak şunlara, şu mandalinlere bak, inanılmaz. Biliyorum mandalin, babam yolladı, bu mandalinaları toplamamı istedi. Diğer ülkelere senden bahsetmiş ve bütün ülkelerden krallar senin mandalinalarını almak için yola çıkmışlar bile. Ne yani, şimdi ben dünyanın en ünlü ağacı mı oldum? Sanırım öyle. İşte bu. Hem dünyanın en büyük mandalinalarına sahip olacağım, hem de dünyanın en ünlü ağacı olacağım. Keşke sen de isteydin portakal. Bak, o zaman belki benim mandalinalarımdan daha büyük olurdu portakalların. Ama şimdi baksana, küçücük, mini minnacık, ufacık, tefecik portakallarım var. Dur bakayım. Görünmüyorlar ki. Ayça kız, Ayça kız. Bir daha geldiğinde mikroskop getirir misin? Arkadaşımın meyvelerini göremiyorum da. Umarım yediğin içtiğin bu iksirler sağlığına zarar vermez mandalin. Verseydi şimdiye kadar çoktan verirdi. Ayça kız, lütfen hepsini toplama. En azından bir tanesi hatıra olarak kalsın üstümde. Hayır, toplayacağım mandalin bey. Ya lütfen, lütfen. O zaman bir şartım var. Tamam, nedir söyle. Arkadaşınla meyveleri daha küçük diye dalga geçmeyeceksen bırakırım bir tane. Bunca yıldır portakallar senin mandalinalarından büyüktü. Ben bugüne kadar hiç portakalın senin meyvelerin küçük diye seninle dalga geçtiğini görmedim. Evet, çünkü bu dalga geçilecek bir şey değil. Doğada her şeyin rengi, boyu, tadı farklıdır ve bununla dalga geçilmez. Çünkü bunlar bizim kendi tercihimiz değildir. Bravo sana portakal. Tamam tamam, söz veriyorum. Bir daha dalga geçmeyeceğim. Ama lütfen bir tane kalsın dalımda. Peki, sana güveniyorum. Ben şimdi bu mandalinaları babama götürüyorum. Babam bunları sattıktan sonra yanınıza geleceğim. Ayça kız giderken mandalina ağacının üstünde kalan son mandalina da çok büyük olduğu için dallarında tutunamaz ve yere düşer. Ay! Ayça kız! Son mandalinim düştü. Ayça kız! Gelir misin? Ayça kız! Ayça kız duymadı ve gitti. Mandalina yerde kaldı. Ormanın hınzır kurdu sürüne sürüne yemek arama peşindeydi ve mandalinaya doğru yaklaşıyordu. Ben minik bir kurdum, gezer gezer dururum. Ormanda toprağa düşmüş meyveleri bulurum. Kimse görmeden beni gizli gizli sürünüp ağaçların üstünde güzel meyve bulurum. Ben minik bir kurdum, sessiz sessiz yürürüm. Taze çürük fark etmez, karnımı doyururum. İşte güzel bir meyve, nasıl da durdur orada, karnımda gurul guruldur, açlığımı bastırır.
Bu nasıl mandolindir? Koskocaman bir şeydir. Hiç görmedim bu kadar kocaman bir mandolin. Şundan bir ısırık da alayım, karnım da doysun. Açtım işte ağzımı, ısırdım mandolini. Amanın! Bu ne iğrenç bir tat! Hayatımda hiç bu kadar kötü tadı olan bir mandolin görmedim. Mandolin mi? Dünyanın en acı biberi mi belli değil. Kusacağım galiba. Kurt her zaman çok severek yediği mandalinanın tadını hiç beğenmemişti. Ve hemen onun yanından uzaklaştı. Gece oldu, ağaç arkadaşlar uyudu. Ancak sabah olduğunda arkadaşlarının sözünü dinlemeyip iksiri içen mandalinayı kötü bir sürpriz bekliyordu. Gördün mü işte ne hale geldin? Gördün mü ne güzel ağaçtın? Artık bir tane yaprağın bile kalmadı. Haklısın, dinlemeliydim seni. Hadi oyun oynayalım bari. Halim yok, gücüm bile yok. Bütün dallarım ağrıyor. Ayakta zor duruyorum. Ağaç olmasam, utanmasam şuraya toprağın üzerine yatıp uyuyacağım şimdi. Ah mandalin ah, keşke biraz dinleseydin bizi, keşke. Yeni günde Ayça kız ve Hamdi ağaç arkadaşlarının yanına geldi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne bu halin mandalin? Gözlerime inanamıyorum. Güzelim ağaç ne hale gelmiş? Akılsız budağın cezasını dallar çeker. Hiç dinledin mi acaba bizi? Meyvelerim ne oldu peki? Ne olacak? Meyvelerini alan herkes geriye getirdi. Talı dünyanın en acı biberlerinden bile acı. Mandalina'ya benzemeyen çok çirkin bir şey olmuş dediler. Hepsi paralarını babamdan geri aldı. Ne yani? Dünyanın en büyük mandalinalarını kimse yemedi mi? Nasıl yesinler? Tadı mandalina'ya benzemeyen çok çirkin bir şey dedi herkes. Ya babam mandalinalarını satamayınca böceklere, kurtlara verdi mandalinalarını. Onlar bile yemedi. Onlar bile beğenmediler mandalinalarını. Çocuklar nasıl yesin? Arkadaşlar, hepinizden özür dilerim. Çünkü haklıydınız. Büyük olmak, küçük olmak önemli değilmiş. Uzun ya da kısa olmak, yaşının çok ya da az olması, fiziksel özelliklerimiz önemli değilmiş. Önemli olan bütün özelliklerimizle kendimizi sevmek, kendimize değer vermekmiş. Önemli olan kimsenin görünüşüyle dalga geçmemek, bütün arkadaşlarımızı oldukları gibi kabul edip sevmekmiş. Ayça kız, Hamdi, Portakal, hepinizden özür dilerim. Bundan sonra kesinlikle doğal olanın karşısına geçmeyeceğim. Bir tek çiçek bile koparan olursa onun karşısında olup buna izin vermeyeceğim. Ben bunu geç anladım ama iyi ki anladım. Mandalina yaptığı hatayı anladı. Kendisiyle barışık olmanın, kendisini var olan tüm özellikleriyle kabul edip sevmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendi. Keşke bunu kötü şeyleri yaşamadan öğrenseydi. Ağaç arkadaşlar hayatlarına güzelce devam ettiler ve bir daha doğal olmayan hiçbir şeyi kabul etmediler. Ben doğaya saygılıyım, çöpleri yerlere atmayalım. Bak arkadaş ağaçlar, sığınıyor ona tüm kuşlar. Merhaba güneş, merhaba toprak, merhaba çiçek açmışsan bak. Merhaba güneş, merhaba toprak, merhaba gülümseyen yaprak. Merhaba güneş, merhaba toprak, merhaba çiçek açmışsan bak. Merhaba güneş, merhaba toprak, merhaba gülümseyen yaprak. Hayvanı bitkiyi koruyalım. Bak yemyeşil çimenler, çocuklar orada eğlenirler. Merhaba güneş, merhaba toprak, merhaba çiçek açmışsan bak. Merhaba güneş, merhaba toprak, merhaba gülümseyen yaprak. Merhaba güneş, merhaba toprak, merhaba çiçek açmışsan bak.